taraftarın olmadı işler. Bakın 85 bin liralık kilit parke taşı düşerdi okul bahçesine. Var mıdır bakın 20 senelik belediyesi. Var mıdır okulun bahçesinde bir şey? Çamurun içinde de orası bence öyle geldi. Suyu da orası çocuklar çamurun içine doğru geçiyordu ya. Herkes çocuğu var şey var biliyorsunuz yani bunları. Bakın düğün soğanın çatısı için bize 75 bin liralık yeterlilik verdi bakın. 4 kilometre isalat, şey, asfalt atıldı. Mustafa abi de burada ilan cümlemini yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Asfalt atmayı kolay mı zannediyorsunuz? Özel idarenin burada yetkisi falan yok. Belli sınırları için asfalt kullanmaz. Özel protokoller yaptık, anlaşmalar yaptık. Siyasi referansları kullandık. 300 milyon asfalt atılmış. Bakın, o imalathane bölgesi, mezarlık bölgesi, bir hiçbir şey yoktu, çamur. Bir 150 bin liralık asfalt attık oraya. Hep bunlar siyasi referansla. Ondan sonra protokol de resmi oldu yani. İllegal olmadı yani, protokol imzaladık. Bir anlaşma yaptık. Sonuç olarak 3 milyon 633 bin liralık Bülent Turan Terzalan Belediyesi'ne katkıda bulundu arkadaşlar. Terzalan Belediyesi'nin arkadaşlar 2015-2016 yıllarında tahmini bütçesi için söylüyorum 2,5-3 milyon lira civarında. Yani bizim bir yıllık bütçemizden daha fazla katkıda bulunmuş. Bakın parke taş üretiminden bizim belediyemize kazandırdığımız 400 bin lira. Sülo Mahallesi'nden arsa alım satımından benim şahsen benim kazandırmış olduğum para 137 bin lira. Vekilimizin de kazandırmış olduğu para 3 milyon 633 bin lira. Toplamda 4 milyon 170 bin lira bu belediyeye Bülent Turan katkıda bulunmuş. Allah razı olsun. Evet şimdi geçen akşam bir başka bir parti geldi. Terzalan'ın çamurlu yalanına falan diye bonus yaptılar. Ya siz Terzalan mısınız? Yollarınızı sahip çıkın. Çamurlu yol falan yok bizde ya. Söyleyin bunlara ya. Çamurlu yol kaldı mı Terzalan? Hala çamur arasında hiç kimse yok arkadaşlar. Uyarın yani bunları. Harun adımızı da zikretmiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Harun Aslan. Evet belediye personelimize, tüm teşkilatımıza, hep beraber yaptık. Belediye personeline çalıştık. Zaman zaman birbirimizi zorladık. Ama güzel işler, güzel eserler çıkardık. En güzeli de bu. Ben hepsine, tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Ünsal abi yanımızda. Ünsal abiye teşekkür ediyorum. Her zaman telefonumda benim kayıtlı Ünsal Öncümen diye direkt aradım abimiz. Sağ olsun, sağ olsun. Evet. Daha sonra şu anda... Ya bu arkadaşlar bakın çok küçük bir belediye yaşıyoruz. Hiçbirbirimizi kırmadan, İftira atmadan, yalan dolan atmadan, Terzalan Belediyesi'ni kötülemeden, birbirimizi kötülemeden, herkes siyasi şeyini ortaya koysun, projesini koysun, bu projeleri gerçekleştirmek için nereden güç bulacak, nereden kaynak bulacak, bunların hepsini ortaya koysun, millet anlasın, burada bu iş bitsin gitsin. Öyle çamur atma falan, bunlarla hiçbir şeye varılmaz, hiçbir adım da ilerlenmez, sadece birbirimizi üzeriz. Yani ben üzülmek, kimsenin üzülmesini istemiyorum. Daha önce bunlar yaşandı. Gerginlik olmadan, kırgınlık olmadan bu iş bitsin gitsin diyorum. Tüm belediye başkan adayları arkadaşlara başarılar diliyorum. Muhtar adaylarımız var. Muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum. Bayağı bir muhtar adayı var. Onların adını bir sayayım da onları bir alkışlayayım. Tabii şimdi bu sene muhtarlık farklı oldu. Yani belediye başkanından daha fazla. Ben hangi yere gitsem muhtarı benden önce gitmiş. Böyle değişik bir atmosfer var. Turan Çetin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Cihan Koçer kardeşimiz yol açık olsun. Başarılar diliyoruz. Ekrem Aramaç abimize başarılar diliyoruz. Yol açık olsun. Aziz Keskin'e başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun gençim. Süleyman Muhtarımız Erdal Tekin'e başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir öncümen adayımız var, Cahit abi. Cahit abi başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kadınlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kırgınlıkların olmadı, dargınlıkların olmadı bir seçim süreci geçirmesini temin ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun pilav. Değerli Terzalanlar, Perşembe akşamı 8'de Bülent Turan gelecek.
Bülent Duran'dan ciddi taleplerimiz olacak, asfalt isteyeceğiz vesaire. Yani ne kadar kalabalık gelirsek, her zaman o kadar güçlü olalım, 8'de bize destek verin, hepinizi bekliyoruz.